Şimdi kulaklarınızı tıkamaya hazır olun. Böyle bir korna sesi, bir scooter'dan hani bu bildiğin araba kornası sesi. Bayağı iyi. O zaman bir yardırıyorum yine. Dın 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 dın. Selam millet, Alper Ecevit, Yasin Kurt, Ekotek Teker'deyiz yine. Şimdi Ekotek Teker'in bu herhalde bizim yaptığımız 3. 4. videosu. Normalde ilk evet. Tek Teker'i yaptık, scooter'ları yaptık ve karşımızda şimdi bunlar var. Ekotek Teker'i ilk başta sen bir anlat abi istersen. Abi biz 4 yıldır Tek Teker'le başladık maceraya. Tek Teker ne diye soranlara şu tek tekerlekli motosiklet, elektrikli motosiklet ve abartmıyorum. Hani bir gününüzü alıyor öğrenmek, gördüğünüz gibi ağır da. Ama süspansiyonlu bir galiba. Bu inanılmaz aletler. İlk başta bununla başladınız. Evet. Sonra bunlara geçtiniz. Şimdi cancanlı şimdi bir tek teker, iki teker, üç teker. Gidiyoruz. Yukarı doğru gidiyoruz. İleride elektrikli şey dört teker arabalar falan. ATV falan. Üf. Belki. Üf, süper olur. Şimdi bugün bu aletler için geldik buraya. Evet. Ben ilk başta gördüğümde serilerini görmemiştim. Ve dedim enteresan ama serinin yerini gördüm ya, az önce bir kullandım. Bayağı elektrikli motosiklet kullanıyoruz. Şimdi bunları anlatmak ister misiniz biraz? Tamam, şöyle bir ön bilgi vereyim. Yani ben normalde işte scooter sattığım zamanlar işte yetişkin insanlar, 50-60 yaş civarı insanlar geldiğinde bunları daha çok çocuk işi, genç işi tarzı düşünüyorlar ama... Şurada hemen lafını keseceğim. Abi scooterlar çok emniyetli aletler değiller. Hani çok kontrollü aletler değiller baktığında. Yani çünkü bir elini bıraktığın an bütün dengen değişiyor ve ufak ufak oynamaları hissediyor. Aynen. Bunlar veya bisikletler, yani tekerlekler büyüyünce daha kontrollü olduğu için daha emniyetli aletler oluyor. Evet. Genelde üst yaş grubu müşteriler scooter'a daha böyle uzak bakıyorlar ama bu ürünü gördüklerinde, direkt bu ürün bir haftadır burada. Bir haftadır camın önünde kuyruk var. Bu nedir? Nasıl bir ürün? Kaç kilometre yapıyor? Kaç kilometre mesafe gidiyor? O tarz sorular var. Öncelikle ürünün normal scooterlara göre malzeme kalitesi daha iyi. Evet, belli. Yani belli. Frenleri olsun. Selesi bile evet, rahat. Yani yumuşacık. Yani çok güzel. LG pil var. Bosch marka motoru var. Torklu bir motor. Hız yapan bir ürün değil bu. 25 kilometre saat hız yapıyor. Avrupa Birliği'nin yasalarına göre üretilmiş. Biliyorsunuz scooter'da 25 kilometre hız sınırı var. Ki 25 kilometre iyi bir hız. Ya çok iyi hız. Niye diyeceksin? Şimdi bunu alan kişi zaten hızla bir işi olan bir kişi değil. Zaten adamın motoru vardır, arabası vardır vesaire. Bununla portatif, verimli, böyle 5-10 kilometre içerisindeki mesafelerde kullanacağı bir ürün. Dolayısıyla 100 kilometresine çık, 100 kilometre hıza çıkmaya gerek yok bu üründe. 25 kilometre hız yapıyor, 35 kilometre menzili var. Bataryası sökülüp takılabilir. İlave bataryalar çantada taşınıp desteklenebilir. Ya da işte garajda duruyorsa bu, bataryayı söküp eve götürüp şarj edebilirsiniz. O satılıyor mu pilleri? Satılıyor. Frenleri çok güzel, evet. Disk fren. Ha, o yüzden de yani ben güzel dedim. Şöyle sıktığında zaten böyle hani şeydir ya, çok evet. Kontrollü, çok güzel, bolca mesafesi var sıkmak için. İki tekerde de, sağ ve sol tekerde de disk frenler var. Çantası çok güzel, tam bir seyahat çantası. İçine havlunuzu, mayonuzu, laptopunuzu koyabilirsiniz. Küçücük çantalar değil, güzel büyük bir çanta yapmışlar. Çok şık, yakışan bir çanta. Oturağı çok yumuşak, çok konforlu. Arka tarafta stop lambası var. Elektrikli araç için ileriki dönemlerde plaka vesaire çıkarsa plakalık da yapmışlar. İsterseniz koyarsınız diye. Öyle bir şey var galiba. Evet. Bu arada. Ya şimdi ben mesela trafikte görüyorum. Bazı araçlar elektrikli araç yazmış. Mesela belki öyle yazmaları gerekiyor. O nedenle yarın öbür gün plaka çıkarsa orada yeri var. Sanırım ona da bir şey hazırlıyorlar. Takılabilir. Yani. Bunları da yapacaklar. Çift taraflı arkada süspansiyon var. İnanılmazdı bu arada. O süspansiyon zaman, gerçekten çok iyiydi. Oturup kalktığın zaman burada zaten bu ne kadar dünyaları değiştiriyor. Ne kadar esnek olduğunu görebiliyorsunuz burada. Böylece keyifli gidiyorsun. Hani mesela martılarda hiç süspansiyon yok. Ne olduğunu şaşırıyorsun falan. Bu süspansiyonun önemini de görmüş oluyorsun böylece. Önde uzun kısa farları var. Gündüz ve gece farı olmak üzere. Dikiz aynaları çok güzel. Sağa sola her yöne
bu ayarlayabiliyorsunuz kendi boyunuza göre, mesafenize göre. Dikiz aynaları çok kaliteli, güzel. Onun dışında bu aletin sürmesi çok kolay. Yani bisikletten veya skuterden daha kolay. Çünkü önde iki tane teker olduğu için denge çok kolay. Dönüşlerde hem yatırabilirsiniz hem direksiyonu çevirebilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Hani bu videoyu izledikten neredeyiz sonra Egotek teker, Perpa'dayız. Evet, yani burada test aracımız var. Eğer bu aracı beğendiyseniz, anlattıklarımız da size uyuyorsa yapabileceklerinde baktığınız zaman gelip burada deneyip bakıp alabilirsiniz. Hızı, mesafesi söyledik mi onları? 25 km hız, 35 km menzili var. Şey peki, yokuş şeyi nasıl? 15 derece çıkabiliyor. 15 mi? 70-80, ben şimdi 75 kiloyum. 75 kiloyla çok dik olmayan rampaları çıkıyorum. Bizim evin yanında dik bir rampa var. Oraya da çıktım ama hani biraz böyle zorlandım çıkarken, ama normal Barbaros'tan yukarıya hiç zorlanmadan çıkıyor. Tamam, Barbaros zaten ciddi bir... Veya işte bu aralarda işte ne bileyim hafif rampaları çıkabiliyor. Torklu bir motoru var. 350 watt ama güçlü bir motor. Yani normal scooter motoru gibi düşünmeyin. Çünkü lastik ebatı büyük olduğu için içindeki motor da büyük. Ve torklu bir motor. Güzel, ben keyif aldım. Gidip bir sürelim mi? Hadi gidelim bakalım. Sen tek tekerle beni bir takip et bakalım. Aynen. Nasıl oluyor. Bir bakalım nasıl gidiyor. Dur şimdi gideceğiz de bunlar bir de bayağı anahtarlı mı? Kumandadan çalışıyor şu açma kapama. Bu anahtar da alttaki hazneyi açıyor. Yani pilin olduğu bölümü açıyor. Tamam. Buradan ilk bastığınızda açıyor ürünü. Şu anda farını yaktı. Hazır. Gitmeye hazır. Diyelim ki geldiniz, işte park ettiniz, kapattık. Kapattıktan sonra alarmı devreye aldık. İkinci bastığımız zaman. Bir dakika. Evet. Hemen alarm çalıyor. Bırakınca susuyor. Tamam. Ama ikinci bir daha müdahale ederse götürmek için, bu sefer susmuyor ve teker kilitlendi şu anda. Yani üstüne binerek götüremez. Aa, çok iyi. Evet, o büyük bir risk çünkü. Bu güzel ses bitmiyor ve benim kapatmam lazım. Kapatıyoruz. Yani ilk seferinden hiç yanlışlıkla olmuştur vesairedir falan. Ama ikinci de affetmiyor. Ama ikinci de affetmiyor. Şey, göstergeyi görelim. Açtığımızda nasıl, evet, bir şey çıkıyor karşımıza? Açtığımız zaman şöyle bir gösterge bizi bekliyor. Burada pil göstergesi var. Burada işte el freni çekik diyor. Vay. Hız kadranı ve toplam gidilen mesafe burada. Ve hazır. Uzunları bir yakar mısın? Kısa uzunlar var galiba farda. Şimdi bu gündüz farı kısa, ha, bu da uzun. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Hadi gidip bir deneyelim o zaman. Evet. Hadi. Bakın bayağı eğlenceli olacak şimdi. Evet, şimdi yavaşladım. Frenler. İlk arka freni yapıyorum bir. Hop, patimizi de çekelim. Biraz alışmaya zaman ihtiyaç var ama denge rahat. Hani gidişi, oturuşu falan oldukça konforlu. Perpa'nın geniş koridorlarında geziyoruz. Şimdi fren yapınca ışıklar yanıyor değil mi hemen? Evet. Güzel. Ön freni deniyorum. Güzel. Evet, daha kontrollü duruyor en azından bu. İki tane tekerlek olduğu için önde. Hopa. Yatarak veya işte tekerlekleri çevirerek dönüyoruz. Kontrollü alet. Bu arada tek tekerleklerden kastımız da işte Yasin'in kullandığı alet şu anda. Abi, eli cebinde takılıyor işte. Bak şimdi süspansiyonları deniyoruz. Evet, rahat yani. Nasıl gidelim? Evet, arabalarla kapışıyoruz şu anda. 20 kilometre gördüğünüz gibi gayet ideal bir hız. Şimdi sağlam bir yokuş deniyoruz arkadaşlar. Ben 95 kiloyum gördüğünüz gibi. Bu ve hiç fena değildi şu an bu yokuş. En zor, en dik bir yerinden çıktım özellikle. Şimdi arada böyle zikzak yaptık mı? Bakın kolaylaşıyor şey yapmak. Ama o dik bölümden bile çıktı. Bayağı motosikletle gidiyormuş gibiyim ben şu anda. Evet, kırmızı ışıkta geçiyoruz. Ne kadar motosikletle gidiyorsak da. Düz devam. Oldukça rahat ve keyifli gezmek. Sağdan aşağı. Evet. Tamam. Evet, gözler üstümüzde, insanlar bakıyor. Hopa, şimdi yokuş aşağı bakalım ne olacak. Evet. Hop. Gitse gider yani. Çok güzel gidiyor. Şimdi arkadaşları geçelim böyle. Bakın görüyorsunuz, geçiyoruz işte çıtır çıtır. Hafif ayağa kalktığımızda daha da rahat geçiyoruz.
Tek tekeri de burada görmüş oluyorsunuz. Yasin'in kullandığı alet. Yine diyorum, bu aletler gerçekten tek tekerlekli motosiklet. Evet, ilk kullanan için korkunç ama ondan sonra çok keyifli oluyor. O zaman bir yardırıyorum yine. Dın 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 dın. Ve Ego tek tekerimiz. Dükkana geldik. Bence çok şey olarak çok rahat. Hani keyfini, her şeyini geçtim. Rahat rahat gidiyorsun. Düşme riskin daha az. Onu da hissediyorsun. Benim hoşuma gitti. 35 kilometre dedim mesafe, değil mi? Evet. 35 kilometre de İstanbul için veya işte yazlık bir yer için bence doğru bir kilometre diye düşünüyorum. Ben nasıl bir keyif aldın? Ben çok keyif aldım. Ben motosikletleri sevmeyen bir insanım. Çünkü biliyorum tehlikeli ve o denge olayı. Bu üç teker olayı her zaman rahat ettiriyor. Hani skuterlarda da mesela iki teker yerine üç tekerlekli skuterlar olsa ben daha çok keyif alırım. Niye? Çünkü daha kullanışlı diyor. Skuterlar çok kontrolsüz tekerlekleri ufak olduğu için. Siz bu elektrikli skuter hakkında ne düşünüyorsunuz? Alır mısınız, kullanır mısınız? Bilmek istiyorum fikirlerinizi. Şimdi dükkana geri geldik. Bir dükkana bir daha bir size göstereyim neler var dükkanda. Elektriksiz off-road tek tekeri. Normal tek tekerlekler. Şu koca olan ne bu arada Yasin? Unicycle. Bu da 36 inç. Ölmek için. Yok. Ya çok güzel bir spor bu. Ama tabii herkesin yapacağı bir şey değil. Bir disiplin bu aslında. Avrupa'da çok sık yapılıyor. Ülkemizde de yapan gruplar var. Biz de amatör olarak ilgileniyoruz. Hobimiz yani. O yüzden hem de satıyoruz. Kasklar, yeni kasklar gelmiş. Evet. Kasklar çok güzel. Evet downhill, ya o. Downhill kaskları bunlar. Cross bisiklet kaskı. Hafif. 400 gram civarında. Koruyucu özelliği yüksek. CE belgesi olan kasklar. Bunlara da geçelim. Şimdi korumalıklar. Bizim Türk milleti pek kullanmayı almadıkları şeyler diye tahmin ediyorum. Ama normalde önemli. Hani bunu ben söyleyip ben de yapmıyorum orada. Kimse yanlış anlamasın. Ama ilk başta özellikle bir şey öğrenirken full korumalıkla yapmak en doğrusu. Özellikle 40 yaş üstündeyseniz el bilekleriniz için, el bilekleriniz için özellikle çok faydalı oluyorlar. Ondan sonra scooterlarımız var ha. İlk başta şimdi bunlar ne diye geçiyordu yine? Elektrikli scooter 3 teker. Şey olarak modeli şey. Dohan Ilark serisi bunlar. Okey, bir de Hero'lar var. Evet. Hero ve Kingston'lar var. Evet. Scooterlarımız var. Sonra burada bir bölüm daha kasklar. Yine yedek parçalar sanırım. Maskeler, eldivenler, telefon kutuları, kilitler. Vay, ayna. Ve scooterlarda mesela çok faydalı olan bir şey. Evet, bugün Ego tek tekerdeydik. Umarım keyif almışsınızdır. Ben farklı, orijinal, yeni bir icat görmüş oldum. Onun için Yasin'e buradan çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar getirdin. Ego tek teker. Bu arada en hızlı 89 km yapan scooter yaptık. Tek tekeri yaptık. Hero Scooter yaptık. Bu da 4. videomuz olmuş bizim. Bakalım daha nicelerine. İnşallah. Ki daha mutlaka daha yeni. Skydio'yu da yaptık. Skydio'nun testini sağ olsun ilk başta Yasin'le birlikte yaptık. Takip drone'u. Öyle. Beğendiyseniz like atarsanız, yorum yazarsanız sevinirim. Onlar videonun daha değerli olmasını sağlıyor. Ve takip ederseniz tabii ki de. Ben Alper Ecevit. Yasin Kurt. Ego Tek Teker'den. Diğerki videolarda görüşmek üzere efendim. Esen kalın.